Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Bugün yine doğadayım, güzel bir şeyler yapmak istiyorum ve yapacağım şeyleri kısaca size anlatacağım. Bir kısmını yaptım, kalan kısmı da sizlere de göstermek istiyorum. Arkadaşlar, karşımda gördüğünüz bitkiler, ağaçlar arkadaşlar, okaliptus arkadaşlar. Bunlar toplum olarak gariptos, kariptos, birden fazla isim kullanılıyor ama bilinen adıyla, yani bilimsel adıyla okaliptus diye geçiyor. Şimdi bunun arkadaşlar burada tohumlama olmuş. Yani şu yukarıda gördüğünüz ağaçlardan tohumları düşerek burada güzelce bir alanda ne olmuş arkadaşlar? Çoğalmışlar. Biz bunları ne yaptık arkadaşlar? Bir tanesini böyle aldım. Söktüm arkadaşlar. Bir tane iş eldiveni buldum. İçine toprak koydum. Zaten kendi kökünü de toprakla beraber sıkıştırdım. Sonra yine bir tane daha söktüm arkadaşlar, yer değiştirmek için. Yine bunu kötü bir bez buldum arkadaşlar, içine toprak koydum. Şimdi arkadaşlar sizle beraber yine bir tanesini daha sökmüş olalım. Bakın buradan. Şöyle gösterelim bakalım bu gelecek mi? Bakın arkadaşlar şimdi şu var. Görüyor musunuz? Çok güzel. Bu yağmur yağdığı için arkadaşlar ne oluyor? Toprak biraz daha yumuşak oluyor. Şimdi bunu güzelce sökebilecek miyiz bakalım hep beraber. Şöyle yakınlaşalım. Bir elimle çekiyorum, bir elimle sökmeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar. Bismillah. İnşallah topraklı gelir. Evet, çok güzel. Arkadaşlar muazzam. Bakın muazzam muazzam muazzam. Öf. Yani muhteşem bir köklü şekilde sökmüş olduk arkadaşlar. Bunun yerini değiştireceğiz. Kısmet olursa, Allah nasip ederse bakalım sonrasında ne olur. Göreceğiz bakalım. 1, 2 ve 3 tane olmuş oldu. Bunları böyle yer değiştirerek toplumun daha güzel faydalanabilmesi için bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunu da Allah izin verirse şöyle yapmayı düşünüyorum. İkisini ayırmıştım. Ne yapalım arkadaşlar? İsterseniz bunu da şunun, şu yatanın yanına koyabiliriz. Ama birbirinden ayırmak nasıl olacak? Birbirinden ayırmak nasıl olacak? Güzel soru. Evet arkadaşlar, şöyle yapalım o zaman. Şu diğer eldivenimizin içine katsak. Bunu diğer eldivenin içine katsak, bunu poşetimiz yok yanımızda. Ne yapalım? Bir şeyler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Pratik bir şekilde düşünüp şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu toprağıyla koyduktan sonra dağıtmadan arkadaşlar götüreceğim yere götürüp şöyle, bakın ne kadar güzel, görüyor musunuz? Köküyle beraber bayıldım arkadaşlar. İnanın bayıldım. Şöyle göstereyim size. Şöyle güzelce bir yarım metre civarında okaliptus muazzam bir kökü var arkadaşlar, muhteşem. Ben şimdi bunu arkadaşlar köküyle beraber güzelce ekeceğim. Kısmet olursa şöyle söyleyelim arkadaşlar, bakın fidanları görüyor musunuz? Bakın, yer değiştirme yapıyoruz arkadaşlar. Bu ağaçlar bulunduğu yerdeki suları çekerler, kuraklık kurutma, bataklık kurutma görevi yaparlar. Ancak ticari olarak da düşünüldüğünde çok güzel bir verim alınacak bir ağaç. Onun dışında çok güzel gölgesi oluyor. Onun dışında çok güzel odun oluyor. Onun dışında arkadaşlar kuşlar için güzel yuva oluyor. Onun dışında arkadaşlar bir yaz günü o sıcaktan korunmak istediğinizde muazzam bir, size bir ferahlık, bir serinlik veriyor. Anlatılmaz. Arkadaşlar çok güzel bir şey. Şimdi ne yapacağız ona bakalım. Bunu nasıl alalım buradan? Şöyle birazcık çevremize bakacağız. Bir şeyler yapmaya çalışmamız lazım arkadaşlar. Bir şeyler bulmamız lazım. Bir poşete benzer. Kötü kötü bir şeyler. Burada bir şey var ama ne olduğunu bilmiyoruz bakalım. Aradığımız şey bu olabilir arkadaşlar. Of, çok güzel. Kopardık. Köklü de duruyor. Bakın arkadaşlar nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle eldiven gibi bir şey. Kolluk gibi bir şey. İş kolluğuna benziyor. Amacımız arkadaşlar bunu topraksız bırakmamak. Topraksız bırakmamak. O zaman bunu bu şekilde yapıyorsak en kolay şunu çıkarabilirim. Tek elle çektiğim için videoyu. Bakın arkadaşlar nasıl yaptığımı göstereyim size. Bunu da bu şekilde görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bir. Şu eldiven içinde var iki. Ve şu çok güzel. Bayıldım. Onu o siyah şeyin içinde bırakacağım arkadaşlar. Bunu da. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hiç olayı bozmayalım. En güzeli bu şekilde olacak gibi görünüyor. Evet, bozmayacağız ve inşallah düşmez kameramız. Bunu da şu eldivenin arasına sıkıştırırsam hızlıca
Kamera gitmeden, evet. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bakın. Şimdi birazcık da buradan toprak alırsak şu şekilde onun içerisine arkadaşlar onun ölmesini engellemiş olacağız. Az da olsa toprak onu yaşatacaktır arkadaşlar. Şu bulduğumuz şeye gerek kalmadı. Şöyle arkadaşlar tripod falan öyle şeyler olmadığı için şu an yanımda. Normalde var ama olmadığı için şu an bunu buraya ne yaptım? Evet arkadaşlar. Koruduk. Evet bu bitkiyi koruduk arkadaşlar. Şu an elimizde 1, 2 ve 3 tane oldu. Beraber gelin isterseniz sizle beraber şunun şöyle güzelce köklü kısmını. Her yeri kök zaten çok şükür. Of 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 bayıldım arkadaşlar bakın. Bu köklü olması beni çok mutlu etti. Neden diyeceksiniz? Her yere kök solar arkadaşlar. Ve toprağı da kendi toprağı da var. Ayrıca arkadaşlar bugünlerde güzel yağmur yağıyor Adana'da Akdeniz'de. Akdeniz'de çok güzel. Tek elimle çektiğim için kusura bakmayın. Görüntüyü ancak bu şekilde alabiliyorum. Kökünü görüyorsunuz değil mi? O kadar çok ki maşallah. Evet arkadaşlar. Kurtardık. Çok güzel bir iş başardık. Bakalım bundan sonrası ne olacak? 1, 2 ve 3 tane olmuş oldu. Görüyorsunuz. Her biri birbirinden güzel fidanlar. Bunları biraz sonra yerleriyle buluşturacağım arkadaşlar. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde toprağıyla beraber birazcık da içine su dökebilirsem. Su var tabii de nasıl dökeceğimi bilmiyorum. Dökmeme de gerek yok zaten. Topraklar ıslak. Bugünlerde güzel bir yağmurlu bir havamız var. Havanın da şöyle nasıl dağıldığını göstereyim size şu an. Bulutları. Bakın çok güzel bir bulut. Bulut akını var arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Bugünkü işimiz arkadaşlar Allah izin verirse şahsi işim. Toplumumuz için, geleceğimiz için bu 3 tane fidanı ekmek, dikmek ve topluma kazandırmak. İnşallah sizler de doğa için güzel bir şeyler yapabilir, başarabilirsiniz. Sizler de elinizden gelen bir şey olursa yapmayı, başarmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım videonun devamı da gelecektir. Hoşça kalın.